Güzel, merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam vallahi... ilk öncelikle teşekkürler. Kitaplarınızı aldım. Hatta bir kargoda yıpranmıştı. Size gönderdim. Hemen yenisini gönderdiniz. Sorun yok, değiştiririz. Elimde olan diğer kitabı arkadaşıma hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam sizinle tanışalı yeni oldu. Yani 2-3 hafta kadar oldu. Çok hani ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Yıllardır kilo problemiyle uğraşıyorum. Hani evlenmeden önce 65 kilo civarındaydım. Hamileliklerimde 115 kiloya kadar çıktım. Kilo al, ver, sürekli spor salonları, diyetler, diyetisyenler, yağ aldırma, abdominal plasti, her şeyi yaptım hocam. Veriyorum, alıyorum. En son 21 günlük su orucu yaptım hocam. 21 gün boyunca sadece su içtim. Hiçbir şey yemedim. Akabinde hani salatayla falan beslendim ama tuz kullandım. Ve inanılmaz derecede bir ödem oluştu. Ve hala o ödemleri vermekle uğraşıyorum. Sizin şeyinizle de görüştüm hocam. Bu online eğitim almayı düşünüyorum. Hani kişisel gelişimle de uğraşıyorum. Yani ne bileyim, bunun için her şeyi yapmaya çalışıyorum ama bir türlü zihnime hükmedemiyorum. Öyle söyleyeyim size hocam. Ne yapacağım? Ne yapacağız? Evet. Şimdi öncelikle ben yeni değilim alanımda. Siz beni yeni tanımış olabilirsiniz. Çünkü ben zaten 5 seneden beri falan pasiftim. Yani kitap yazıyordum ve yurt dışı seyahatlerindeydim. Dünya seyahatleri geziyordum yani. Çalışmadım şimdi gerçi. Tekrardan geçen sene enstitümü tekrardan önceden İstanbul'daydım. Şimdi Antalya'da, Alanya'da açtım. Ve aktif olmaya başladım. Aktif olmaya başlayınca doğal olarak duyurmaya başladık tekrardan. Ama benim çalışmalarım yeni değil. Ben her şeyi beyinde biter diye anlatmaya çalışıyorum. Ekibimde psikologlarım da var, psikiyatrilerim de var. İşte atıyorum hekim arkadaşlar, diyetisyenler, spor hocası, nörobilimciler gibi, sosyologlar gibi ekibimizde bunlar da var. Ama biz olaya parça parça ele alıyoruz. Yani şöyle anlatayım. Bunun sebebi, etkeni çok değişken. Yani kilo izafi bir durumdur, izafi. Kişiye ait, kişiye özel bir durumdur. Kimi stresten alır, kimi stresten verir. Kimi mutluluktan alır, kimi mutluluktan verir. Kimi yazın alır, kışın verir gibi binlerce etken. Bu da hepsi beyinle alakalı, düşünceyle alakalı, ilişkilendirmelerle alakalı, inançlarla alakalı, algılamaklarla alakalı. Yani bunlara kim bakıyor derseniz, bunlara nörobilimciler bakıyor. Yani nörobilimci, bilgi, inanç vesaire. Kişisel gelişimciler değil bak, nörobilimciler. Kişisel gelişimciler başka bir şey. Diyetisyenler başka bir şey. Onlar ne yiyeceğin, ne yemeyeceğin gibi konuları konuşabiliyorlar. Ama benim hep lafım yanlış anlaşılıyor. Ben diyorum ki bak, beyni tanımayan diyetisyenciler insanları yemeğe odaklıyorlar. Ve dolayısıyla yemek yemek demek, enerji almak demek. Enerji alarak enerjiyi eritemezsiniz diyorum. Bunu anlatıyorum ben. Yani burada çözmemiz gereken şey enerjiyi iyi eritmek. Yani şişmanlık nedir? Birikmiş enerji, stok. Stokların erimesi lazım. Şimdi bu stokların erimesinin tek bir çözümü var. Çünkü bir günde erimeyecek bunlar. Bir günde olmuyor bu iş. Yıllar içerisinde aldığınız kilo aylar içerisinde çözülmeli. Ama siz maşallah öyle bir uzman olmuşsunuz ki her şeyi denediğiniz için beyninizde ekstradan başarısızlık fikri güçlenmiş. Ne yapsam olmuyor. Beyin aynı zamanda sizde özellikle başarısız bir psikolojik olarak karmakarışık, kaos bir beyine dönüştürmüşsünüz. Yani çünkü deneyimleriniz çok fazla. Diyeceksiniz ki ya ben o kadar çok deneyimledim, hani doğruyu bulacağım artık. Ya doğru tabii, yani hata yapa en doğruyu buluyorsun. Ama hatalar beynimizde kalıyor maalesef. O yüzden anlamakta zorlanırsın. Mesela karşıma sen değil de hiçbir şey denememiş birisi geldiğinde ben ona 3-5 kelime söyledim de tamam hocam diyor, gidiyor, zayıflıyor, geliyor. Ama deneyimleri çok olan ya da tıptan gelen, kendini çok biliyormuş gibi inanan, her şeyi bildiğine inanan ama baktığında şişman. Yani hiçbir şey bilmiyor demek ki. Sonuçta bakıyorsun, mesela geçen kampta doktorlar vardı, işte anestezist uzmanları vardı, diyetisyenler vardı, bir sürü insan var. Her şeyi biliyor bunlar diye düşünürsün. Ama şişman, bilmiyorlar. Mesela yani inançları yanlış, öyle söyleyeyim. İnandıkları yanlış. Şimdi biz biliriz, öğreniriz, inanırız ama bizim davranışlarımızı, günlük davranışlarımızı, inançlarımız yönetir.
Ve bizim davranışlarımız, inançlarımız yönetiyorsa sonuçlarımız da inançlarımız meydana çıkartıyor. Dolayısıyla inandıklarımızda bir hata var. Yani istersen milletvekili ol, istersen vali ol, istersen işte memur ol, istersen işçi ol, sanatçı ol, ne olursan ol, şişman olabilirsin. Şişmanlık herkese mümkün. Ben çok diyetisyen bana geliyor, şişman diyetisyenler mesleğini bırakıp para geliyorlar öğrenmeye. Çok tanıyorum spor hocaları mesleğini bırakıp geliyor. Diyor ki ben kiloyu da tutamıyorum. Yani spor hocası da veremiyor, şeyi de veremiyor. Bunun sebebi zihnimizdeki bilgi dengesizliği. Bilgide dengesizlik ortaya çıktıktan sonra bunun kaosa dönüştürüyoruz. Sizin bilgileriniz dengesiz. Yani herkes için bu geçerli. Sırf sizin için değil. Yani kiloluysa. Yani enerji alma ve verme konusunda bir dengesizlik oluşmuş. Zaten kilo eşittir dengesizlik demektir. Bunun anlamı şu. Bu bilinçaltı bir problemidir. Bilinçaltındaki. Çünkü niye? Çünkü uzun bir zaman dilimi bizim aldığımızdan daha fazla harcamalıyız ki kilo verelim. Ya da şişmanlamak istiyorsak uzun bir zaman dilimi verdiğimizden daha fazla almalıyız ki vücutta şişmanlık ortaya çıksın. İkisi de dengesiz durum. Bakın. Şimdi benim gibi mesela 3-5 kilo alıp 3-5 kilo verip ama hep böyle dengede duran insanlar, anlatabildim mi? Bu inanç sisteminde, ki ben de eskiden kiloluydum. Hiç veremiyordum. Yani veriyorum alıyorum diyetisyenler şunlar bunlar. Ama sonrasında dengeyi çözdüm. Dengeyi çözüldükten sonra ben beynimde bunu çözdüm. Çözüldükten sonra kilo alım verişlerim sadece 1-2-3 kilo, 4 kilo, 2 kilo, 1 kilo böyle gelir gider yani. Ondan sonra hemen verilir. Çünkü beyin bunu öğrenmiştir. Ama sizdeki, yani özellikle sana bahsetmiyorum Tülay, genel anlamda konuşuyorum ama diyorum ki diyet üzerine yoğunlaşmış herkesin dengesi bozulmuştur. Bu kadar basit. Çünkü diyetle kilo vermeye çalışanlar şuna inandırmışlardır kendilerini. Az yersem kilo veririm, çok yersem kilo alırım. Yüksek kalorili yersem kilo alırım, düşük kalorili yersem kilo veririm. Buna inandırmışlardır. Buna inandıkları için çözüm başka bir yerde aramıyorlar. Çözümü başka yerde aramıyorlar. Çözümü hep burada bulmaya arıyorlar. Ve burası çıkmaz sokak ve döngü. Kedinin kendi kuyruğunun çevresinde döndüğü yer. O yüzden benim diyetisyenlerim de hiçbir şekilde diyet yazmaz kimseye. Benim diyetisyenlerim, ekibimdeki enstitüm, yemeklerle olan ilişkiyi değiştirirler. Bedensel beslenmeyi öğretirler. Bilgi, duyguları beslemeyi, bilgileri beslemeyi öğretirler. Çünkü duygusal açlığı gıdalarla bastıran tiplere dönüşüyorsunuz diyetle başladıktan sonra. Veya işte bağımlılıklar, gıda bağımlılıkları, madde bağımlılıklarına dönüştürüyorsunuz. Bunun sebebi diyet. Bunu açık ve net söylüyorum ama yani sesimiz çıktığı kadar. Çünkü odaklanıyorsunuz. Yani adamın birine paraya odaklıyorsun, adam gece gündüz parayla yatıp kalkıyor. Adamın birine dinle odaklıyorsun, camiden çıkmıyor. Bunun gibi anlayabilirsiniz yani konuyu. Bir şeye odaklanırsanız onu beyninizde nöron olarak. Benim alanım, ben nörobilimciyim, ben diyetisyen değilim. Nörobilimde nöron sayıları, aksiyon, dendronlar, aralarındaki sinaps ağları, işte nöroplastisite ağları gibi beyindeki bilgi trafiğine sebebiyet veren bu sinir sistemlerin tamamında ne kadar miktar bir alanda artıyorsa o miktarı kişi günlük davranışa dönüştürüyor. Ya bu benim mesleğim yani. Yani bu böyle bir şey yani. Bunun tartışacağımız bir şey yok burada. E sen sürekli gıda üzerine yoğunlaşırsan beyinlerde nöron, miktar, akson, dendron, sinaps ağları bunlar artıyor. Arttıkça ertesi sabah kalkar kalkmaz ne yiysem zayıflarım, ne yemesem şişmanlarım. Bununla geçiyor gününüz yani. Bunun bir kurtuluşu yok. Bunun tek kurtuluşu sırtınızı buna döneceksiniz ve bu yaptığınız işlemleri yüzleşeceksiniz. Bunun yanlış olduğunu kendinizi ikna edeceksiniz. Sırtınızı harekete döneceksiniz. Yani harekete bu tarafa döneceksiniz. Ve nasıl hareket ederim? Ne yaparsam enerji tüketirim? Hangi hareketi ben yapabilirim? Havada ne yaparım? Karada ne yaparım? Denizde ne yaparım? Kışın ne yaparım? Yazın ne yaparım? Hangi hareketi yaparsam hangi kasım gelişir? Buna odaklanırsanız bu işi tamamen kalıcı bir şekilde çözersiniz. Aksi halde çözemezsiniz. İstediğiniz kadar yağ aldırın, istediğiniz beyin değişmediği sürece beyin aynı mantıkla tekrar... Ha diyebilirsin ki ben hareketi sevmiyorum. E zaten sevmediğin için şişmansın. Bu kadar basit. Hareketi de sevebiliriz. Hocam o kadar hareketli bir yaşantın var ki benim. Sana göre. İşimden bana göre. Demek ki... da, hem bana göre. Hani sürekli
geziyorum yoğun bir şekilde, hani çalışıyorum. Tülay. Son dönemde hani biraz bıraktım. Şöyle söyleyeyim. Ha, Hani son dönemde yürüyüş bıraktım. yapıyorum. Tamam. Şöyle anlatayım Evet, Tülay. yani Tülay şöyle anlatayım. Herkes anlaması için. Herkes aynı noktada bakıyor. Yani herkes şunu söylüyor Tülay. Aynaya baktığım zaman şişmanım. Okey. Ama çok hareketliyim. Bu yanlış. Yanıltıcı bir durum bu. Kendinizi kandırıyorsunuz. Yeterince enerji tüketmiyorsunuz. Evet. Zihinsel çok hareketli olabilirsin. Ama fiziksel yetersizsin. Ben çok duyduğum konudur bu. Mesela çok çalışıyorum. Bütün gün koşturuyorum. E tamam. Eve bir geliyorum. Yorgunum hocam diyor. Ya sen bedensel değil, zihinsel yorgunsun. Sen masa başında çalışan bir insan. Sana söylemiyorum Tülay. Genel konuşuyorum. Masa başında çalışıyorsun. evet hocam. Masa başında çalışıyorsun. Akşama kadar zihnin yoruluyor. Tamam. Anlıyorum yorgunsun. Ama bedensel değil. Bedenini hareket ettirmek lazım. Zihinsel değil. Beden yorulmuyor yani. Bugünkü çağımızda kimsenin bedeni yorulmuyor. O yüzden Amerika aldı gitti başına. Yani hepimizde ev gereçleri, evimiz eşyaları. Yani bedenimiz yeterli derecede yorulmuyor. Yormuyoruz bedenimizi. Artık her şey düğmeye basıyoruz. Telefondan sipariş veriyoruz. Her şey hayatımızın önümüze geliyor. Yani gıda da öyle. Günlük hayatımızda eskiden yemek yiyebilmek için, yani eski çağlarda yemek yiyebilmek için yemek avına çıkardık. Avlanmak için enerji harcardık. Yani yiyeceğimiz enerji kadar enerji harcayarak beslenirdik. Ya da tarlada çalışırdık. Onda harcadığımızda yani yemek yiyebilmek için o kadar enerji harcardık. Artık yemek yiyebilmek için enerji harcamıyoruz yani. Alo diyorsun 800'lü geliyor önüne yemek gibi. Yani yeterince miktar değil. Bakın aynaya bakıp ben şişmansam yani kendinizi şişman görüyorsanız siz biliniz ki son zamanlarda yani yeni şişmansanız son zamanlarda eski şişmansanız yani 10, 20, 30 seneden bir şişmanlık devam ediyorsa 30 sene önce, 10 sene önce hayatınızda bir şeyler yaşamışsınız ve hareket miktarınızı, tekrarınızı, çeşitlenmenizi azaltmışsınız. Anne olmuşsunuz, patron olmuşsunuz, büyümüşsünüz, evlenmişsiniz, alan almış, satan almış. Yani koşturma, merak bitmiş, monoton hayata dönmüşsünüz ve hayat sizi ne yapmış? İstem dışı hareketsiz kılmış. Hareketsiz kıldıktan sonra işte süreç başlıyor. Ve şimdi bakıyorsunuz aradan 20 sene geçmiş, kilolu 20 sene bir hayat sürmüşsünüz ama ben çok hareketliyim. Anlıyorum hareketlisin ama yetmiyor yani yaptığın hareket. Tüketmiyor yani enerjini tüketmiyor. Mesela günde 10 bin kalori alan şeyciler var, sporcular var. Günde 10 bin kalori yani. Bütün şişmanları şöyle ele alsak yani 150 kiloya kadarlara baksak günde 2000 kalori, 3000 kalori yiyorlar. Çok fazla yemiyorlar yani. Yani şişman çok fazla yemek yemez zaten. Yani korka korka yer, az yer, dikkat eder vesaire vesaire. Ha, elbette ben mutluyum. Şişmanlıkta problem yok diyenler çok diyor. Bu anlamda demiyor. Ama zayıflamaya çalışan şişmanlar hep minimum seviyede beslenmeye çalışıyorlar. Ama çözülmüyor. Çünkü enerji azalmak, hareketi de azaltmak anlamına geliyor istem dışı. Yani kısacası sırtımızı beslenmeye döneceğiz. Karnımıza çıkınca yiyeceğiz. Hareket miktarını çeşitlendireceğiz. Hareketi hayatımızda birer arttıracağız. Bedenle kavgayı bırakacağız. Onunla arkadaş olacağız. Sonrasında da kalıcı olmasını istiyorsak bilinçaltımızda beslenme, öğün, gıdalar, hareket, hareketsizlik, egzersiz, beden, ideal beden, şişman beden, değişim ve zaman ayırma gibi kavramların inançlarını değiştireceğiz. Bunlar değişince kalıcılığı tekrardan sağlayabiliyoruz. Aksi takdirde Peki zor. hocam, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi mesela diyelim ki en basiti. Bir poğaça yiyoruz, 250-300 kalori. Bir buçuk saat yürüyüş yapıyorum hocam. 300 kalori yaktığımı hani gösteriyor telefon falan. Evet. Yani o mesela aldığımız gıdadan çok enerjiyi hangi sporu yaptığımız zaman olur ve sürekli olması gerekiyor? Bu kafa şişmanlama kafası. Kim öğrettiyse bu. Bu şişmanlatır yani. Ne matematiği güzelim. Sen hiç doğada hayvan gördün mü matematik yapar. Spor yapar. Kalori hesabı yapar. Yok. Yok. Bu kafa şişmanlıktan kafa. Şimdi bir defa kalori hesapları, gıda sektöründeki kalori hesapları ve spor salonundaki kalori hesaplarının tamamı külliyesi yalan, dolan, yanlış. Yalan, dolan, yanlış. Hiçbiri bilimsel gerçeğe dayanmaz. Altını çiziyorum. Bilimsel gerçeğe dayanmaz. Bak şu kalem atarsam düşer. Düştü. Bu bilimseldir. Yer çekim kanunu vardır, düşer. Ama kalori hesapları,
kalori bilimseldir. Bak bilimseldir. Bir laboratuvarda 1 gram suyu ısıtırsınız, 1 derece yükselir, ona biz 1 kalori deriz. Bu bilimseldir. İster Sibirya'da, ister Alaska'da, ister Grönland'da, ister Afrika'da bunu deneylersiniz, aynı çıkar. Ama gıdalar, elma, armut neyse, bunun kalorisi şudur dediğinizde, ben yersem başka bir kalori tüketimine, başkası yerse başka bir kalori tüketimine sebebiyet verir. Kas gücü, yeme alışkanlığı, niyeti, etkisi, siniri, sindirimi hepsi faktördür. O yüzden bunlar hepsi yalan. Bu kafayla şişmanlanmaz, zayıflanmaz. Tam tersine şişmanlanır. Anlatabildim mi? Poğaça hesabıyla saat hesabı. Bunlar modern üçkağıtçılar bunlar. Kim bunları üretiyorsa bu fikirleri. Bunun ihtiyacın yok ya. Sen bedeninle tanış, bedeninle seviş, bedeninle saygı duy. Sen gel benim kampıma gel. Bak olay zamanın varsa Tülay. Sen öyle bir hocam kampa gelmeyi düşünüyordum. Hani sen kampta ben seni şey yaparım. Değiştiririm yani. Peki kafayı. Hocam kamp mı yoksa 3 aylık online eğitim mi? Kamp. Kampta benle konuşuyorsunuz, benden tutuyorsunuz, bana soru soruyorsunuz, bana anlatıyorsunuz derdinizi. Ben orada birebir konuşuyorum yani. O ikisi farklı şeyler. Bana 3 aylık biraz daha şey geldi de hocam hani farklı şeyler. Daha farklı. Farklı sonuçlar. Yani kamp şöyle anlatayım sana. Kampta grup terapisi var. Toplu halde hep beraber katılım söz konusu. Öbür tarafta birebir görüşüyorsun. Orada da uzmanlar var. Yani ikisini de biz öyle bir hizmete dönüştürdük ki hani ihtiyaç karşılayan hizmetler. Ama birisi spesifik. Yani spesifik birebir ama kampta genel. Benim gördüğüm kadarıyla senin öyle spesifik bir problemin çok fazla yok gibi görünüyor. Bilmiyorum. Tanımıyorum seni ama yani konuşmalarında anladım ki beyinde kirlilik var yani. Kirli. Beyin çok kirli. Yani bu soru mesela bir poğaça yedik 250 gram falan. Bunları hesaplamışsın, bunları öğrenmişsin. Yani yazık çok mücadele etmişsin. Onu demek istiyorum. Onu ben çözeyim diyorum. Kampta ben anlatıyorum çoğunlukla. O yüzden söyledim yani. Tamam hocam teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam kitapları oku. YouTube'dan izle. Hani ben sana zamanım varsa diyorum. Param varsa gel. Aldım hocam yani okumaya. Sana kendine yapacağın yatırım zarar etmez demek istiyorum. Anladın mı? Kesinlikle hocam. Evet. Oldu. Hadi hoşça kal, sevgiyle kal. Görüşürüz.